Değerli dinleyenlerim, bugün sizlere yakın tarihimizin çok önemli bir olayından söz etmek istiyorum. Bu olay İslam dünyasının kalbi, hilafet tacının dürri yektası yani biricik incisi Medine-i Münevvere'nin Birinci Dünya Savaşı yıllarında hem isyancı Araplara karşı hem de İngiliz ve Fransızlara karşı yapılan savunmasıdır. Değerli dinleyenlerim, Medine çok önemli bir şehir. Bizim medeniyet tarihimizde bazı şehirlerin sıfatları vardır. Mekke her zaman mükerremdir. Yani azizdir, saygıdeğerdir ve üstündür. Medine ise münevverdir. Yani nurlu şehirdir. Hicretten sonra Hz. Peygamber Yesrib olan adını bu şehrin Medine olarak değiştirmiştir. Bunun gibi İslam dünyasında Bağdat ve Kudüs Darü's-Selam'dır. Yani barışın ve kardeşliğin şehirleridir. Halep kaynaklarda hep Halep-i şehba diye geçer. Yani aydınlık ve parlak şehirdir. Şam ise şeriftir. Şam-ı Şeriftir. İstanbul ise Asitane-i Saadet'tir. Yani saadet'in merkezi başkentidir. Dolayısıyla bu şehirler her zaman kültürün, sanatın ve medeniyetin merkezi olmuş şehirlerdir. Bu şehirlerde büyük tarihi hadiseler de yaşanmıştır. İşte bugün konumuz Medine'nin müdafası, muhafazası olacaktır. Değerli dinleyenler, Medine ve Mekke içinde bulunduğu Hicaz toprakları 1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinden sonra Osmanlı himayesine girmiştir. Kaynaklarda bahsedilir ki Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethettiği zaman Cuma hutbesinde imamın Hakimül Harameyn diye bahsetmesi üzerine Yavuz Sultan Selim'in hayır Hakimül Harameyn değil yani Mekke'nin ve Medine'nin hakimi değil Hadimül Harameyn yani Mekke'nin ve Medine'nin hademesi, hizmetçisi, muhafızı gibisinden bir değiştirme yaptırdığı rivayet edilir. O tarihten itibaren Osmanlı padişahları Mekke'yi ve Medine'yi hep üstün tutmuş, hep saygıdeğer tutmuş ve yüz boyunca da oralara hizmet etmiştir. Hem Mekke'nin hem de Medine'nin yönetimini ise Hazreti Peygamber'in soyundan gelen şeriflere ve seyitlere bırakmıştır. İstanbul'dan bir berat ve menşurla görevlendirilen seyit ve şerifler yüzyıllarca Mekke'yi ve Hicaz'ı idare etmişlerdir. Ayrıca Osmanlı Devleti Hicaz ahalisinden vergi almamış, Hicaz ahalisinden asker almamış, aynı zamanda da Surre alayları vasıtasıyla yaklaşık 400 senede Hicaz halkına yardım etmiştir. Bugünkü gibi Arabistan coğrafyasında ve Orta Doğu'da petrol bilinmiyordu. Çöl diyarıydı ve insanlar Geçimini zor sağlıyordu. İşte bu nedenle her yıl haç mevsiminde düzenlenen surra alaylarıyla Osmanlı buralara erzak, kumaş, para göndermiş ve yüzyıllar boyunca da böyle idare etmiştim. Medine İslam tarihinde Hz. Peygamber'in hicret ettiği bir şehirdi. Milade 622 senesinde Hz. Peygamber Mekke'de müşriklerin eza ve cefasına dayanamamıştı ve Cebrail tarafından kendisine bildirilen vahiy ile Medine'ye hicret etmek zorunda kalmıştı. Ve ilk İslam devleti Medine'de kuruldu. Buradan genişlemeye, çoğalmaya başladı. Hz. Peygamber Mekke'yi fethettiği zaman Medine'li Ensar şöyle bir endişeye kapılmışlardı. Allah Resulüne yurdunu fethetmeyi nasip etti acaba Hazreti Peygamber Mekke'de kalır mı yoksa bizimle beraber tekrar Medine'ye döner mi diye kendi aralarında konuşuyorlardı. Hazreti Peygamber'e vahiy yoluyla bu konuşmalar bildirildiğinde Hazreti Peygamber konuşanlara dedi ki ben size ve Allah'a hicret ettim. Benim hayatım sizin hayatınızdır. Benim ölümüm sizin ölümünüzdür. Allah'a andolsun ki ben sizden ayrılmayacağım ve Medine'ye döneceğim demişti. O zaman Ensar, ''Ya Resulullah bizi affet, biz seni sevdiğimizden dolayı böyle konuştuk.'' dediler. Resulullah da onlara, ''Evet, Allah ve Resulü sizi bu konuda doğru gördü, mazur gördü.'' dedi. Ve Mekke'nin fethinden sonra da Medine-i Münevvere'ye döndü. Peygamberimiz Medine'de vefat ettiğinde gene oraya defnedilmişti. Ve bugün Ravza'yı mutahhara olarak adlandırdığımız... E, ...kabri orada bulunmaktadır. Değerli dinleyenlerim... ...Birinci Dünya Savaşı yıllarında... E, ...Hicaz coğrafyasında... ...başta Mekke emiri Şerif Hüseyin olmak üzere... ...bazı Arap kabileleri ve aşiretlerinin... ...katılımıyla bir isyan başlatıldı. Burada kısaca Şerif Hüseyin'den söz etmek istiyorum. Şerif Hüseyin adından anlaşılacağı gibi... ...Peygamber soyundan gelen bir kişi olarak uzun yıllar İstanbul'da kalmıştı. İkinci Abdülhamit zamanında İstanbul'da kalmış dört oğluyla birlikte bir Osmanlı asilzadesi olarak yaşamıştı. Kendisine vezirlik rütbesiyle Şurayı Devlet üyeliği verilmişti. 1908'de Mekke emiri olarak atandı. Fakat Şerif Hüseyin'in kafasında hep Arap dünyasının kralı olmak ve İslam dünyasının halifesi olmak gibi bir hayali vardı. Nitekim Orta Doğu coğrafyasında emelleri olan İngiliz ve Fransızların da kışkırtmasıyla Şerif Hüseyin ve oğulları Hicaz coğrafyasında büyük bir isyan başlattılar. İsyan Cid'de, Taif, Mekke ve Medine şehirlerinde aynı anda başladı. 7 gün veya 10 gün içerisinde Taif... Mekke ve Cidde düştü. Şerif Hüseyin kuvvetlerinin eline geçti. Ancak Medine'de uzun bir müdafaa süreci başladı. İsyan başladığında buraya Fahrettin Paşa görevlendirilmişti Medine'nin muhafazası için. Burada Fahrettin Paşa'dan da kısaca, kısaca söz etmek gerekir. Mustafa Kemal'in ifadesiyle sağlığında Adını tarihe altın harflerle yazdıran adam olarak geçecek olan Fahrettin Paşa bugün Bulgaristan'ın kuzeyindeki Rusçuk şehrinde dünyaya gelmişti. 93 harbinden sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a göç ettiler ve Fahrettin Paşa Harp Okulu'ndan teğmen rütbesiyle birincilikle mezun oldu. Daha sonra Erkan-ı Harbiye'yi de bitirdi ve yüzbaşı olarak Osmanlı ordusuna katıldı. Trabluskarp'ta Türk-Rus sınırında birçok yerde çeşitli kahramanlıklar gösterdi. İşte 1916 yılının başlarında Hicaz coğrafyasında isyan başladığında Fahrettin Paşa da Musul'da 12. Kolordu komutanı olarak bulunuyordu. Aynı zamanda da Cemal Paşa'nın başkumandanlığını yaptığı 4. Ordu'nun da başkumandan vekiliydi. İşte Şerif Hüseyin'in isyanı başladığı zaman Fahrettin Paşa Medine'de görevlendirildi. Fahrettin Paşa Medine'ye geldi. Yaklaşık 6 bin asker ve 500 subayla Medine'yi isyancı Araplara ve İngilizlere karşı savunmaya başladı. Fakat şartlar çok kötüydü. Çünkü Birinci Dünya Savaşı yıllarıydı. Osmanlı ordusu birbirinden binlerce kilometre uzaklıktaki cephelere bölünmüştü. Kimi tarihçilere göre 7, kimi tarihçilere göre 10, kimisine göre de 12 cephede Osmanlı askerleri 20 milyon kilometre karelik bir toprak parçasını kahramanca savunuyordu. Dolayısıyla Medine'ye yardım etme imkanı yoktu. Ancak Medine Fahrettin Paşa ve yanındaki 6 bin asker ve 500 subayla dayanmaya devam ediyordu. Hatta bir ara İstanbul'da ve 4. Ordu'da Medine'nin tahliyesi de düşünülmüştü. O zaman Fahrettin Paşa bunu duyduğunda şöyle sert bir cevap vermişti. Ben kendi ellerimle Medine surlarından Türk bayrağını indirmem. Eğer gerçekten Medine'yi tahliye etmek istiyorsanız buraya başka bir kumandan gönderin diye de sert bir cevap vermişti. Sonra bundan vazgeçildi ve Medine savunması 2 yıl 7 ay gibi uzun bir süre devam etti. Fakat bir taraftan açlık, bir taraftan cephanenin kısıtlı olması, bir taraftan susuzluk, bir taraftan da İngilizlerin ve isyancı Arapların baskısı devam ediyordu. Bir gün İngilizlerden mektup geliyor. Bir gün Şerif Hüseyin'den ya da Şerif Hüseyin'in oğulları Abdullah'dan, Ali'den, Zeyd'den mektuplar geliyor, haberler geliyor ve Medine'nin teslim edilmesi isteniyordu. Her seferinde Fahrettin Paşa bu teslim haberlerine karşı hep şunu söylüyordu. Malumunuz olsun ki ben ve askerlerim İslam'ın gözbebeği bebeği Medine'yi son nefesine kadar, son damla kanına kadar, son fişeğine kadar savunmaya devam edecektir. Buna askerce and içmiştir. Bu asker Medine'nin içinde, Ravza-i Mutahara'nın altında, kızıl bir kefen içerisinde gömülmediği sürece burayı savunmaya devam edecektir diye sert cevaplar veriyordu. Hatta rivayet edilir ki bir İngiliz subayı keşke bu Fahrettin Paşa'nın anası kısır olsaydı da bunu doğurmasaydı diye de söylemiştir. Fahrettin Paşa Resulullah'ın kabrinin bulunduğu bu mukaddes beldeyi İngilizlere ve isyancı Araplara teslim etmemeye ant içmişti. Fakat şartlar gün geçtikçe daha da zorlaşıyordu. Bir taraftan hastalık vardı askerler arasında İspanyol nezdesi başta olmak üzere birçok hastalıktan askerler ölüyordu. Bir başka tehlikeli durum ise açlık meselesiydi. Erzak iyice azalmıştı. Artık asker yiyecek bir şey bulamıyordu ve Fahrettin Paşa askerlerine çekirge yemelerini tavsiye ediyordu. Tarihin en ilginç hadiselerinden birisidir. Fahrettin Paşa diyordu ki çekirge ile sersenin ne farkı var? Birinin tüyleri var, birinin tüyleri yok diyordu. Sırf askerin bir gün daha dayanması için çekirge yemelerini bile Tavsiye ediyordu ve böyle zor şartlarda Medine savunması devam ediyordu. 1900 artık 18 yılına gelinmişti ve Birinci Dünya Savaşı sona erdi. 30 Ekim 1918'de Mondros'ta iki savaşan devlet temsilcileri bir mütareke ateşkes imzalamışlardı. 25 maddelik Mondros Ateşkes Anlaşmasının 16. Maddesi ise Orta Doğu ve Arabistan coğrafyası ile ilgiliydi. Madde aynen şöyleydi. Irak'ta, Suriye'de, Asir'de, Hicaz'da ve Yemen'de bulunan Osmanlı kıtaları en yakın itilaf kuvvetlerine teslim olacaklar diyordu. Ve Kızıldeniz'de demirleyen bir İngiliz torpidosundan Fahrettin Paşa'ya bu mütarekenin maddeleri tebliğ edildiğinde Fahrettin Paşa onlara asla böyle bir şey olmayacağını, İstanbul'dan padişah efendimizden bir e, emir gelmediği sürece de Mekke'yi teslim etmeyeceğini söylüyordu. Ve nitekim İstanbul'dan bir yüzbaşıyla Mondros Mütarekesi imzalandı ve Medine'nin teslim edilmesi gerektiği şeklinde bir emir geldi. Fahrettin Paşa bu emri de dinlemedi. Hatta emri getiren yüzbaşıyı da hapsetti ve üstelik de İstanbul'a cevap bile vermedi. Aradan bir süre daha geçti. Bu sefer padişah imzasıyla Adliye Nazırı tarafından yeni bir tebliğ getirildi. Aynı şekilde bu tebliğde de Medine'nin teslim edilmesi isteniyordu. Fakat Fahrettin Paşa bunu da dinlemedi. Ve altık 1918 yılının son günlerine gelinmişti. Aralık ayının altısında Fahrettin Paşa Medineyi i Münevvere'de, Ravza-i Mutahhara'da bir toplantı yaptı. Bir cuma günüydü. Cuma namazından sonra her bölükten 15 nefer ve bir subayı çağırdı. Aynı zamanda da iki alayın sancağını getirterek peygamberimizin kabrinin birini sağına birini soluna koydu. Ve orada askerlere bir konuşma yaptı. Dedi ki ey askerlerim Türk Arap, Kürt, Çerkez, Arnavut, Ümmeti Muhammed. Siz de biliyorsunuz ki uzun bir zamandır Mısır'da bulunan İngiliz karargahından ve Cifri'de bulunan yine İngiliz yüzbaşısından sürekli bana mektuplar gönderiliyor. Şehri teslim etmem isteniyor dedi. Hatta mektupları minberden aşağıya attığında bazı subaylar mektupları alıp okudular. Fakat ben de onlara diyorum ki ben Fahrettin Paşa Muhammediyim Türküm ve askerim övünmeyi sevmem ama mecbur ettiğiniz için söylüyorum. Ben Bali Bey soyundanım. Son nefesimize kadar burayı savunacağız ve size teslim etmeyeceğiz diyorum diye bir e, duygulu bir konuşma yaptı. Ve Fahrettin Paşa şartlar ne olursa olsun hala Mekke'yi teslim etmeme niyetindeydi. Fakat artık sona yaklaşılıyordu. Mütarekenin imzalandığını duyan bazı subay ve askerlerden de artık rahatsızlıklar başlamıştı. Hatta firar olayları oluyordu. Hala neden duruyoruz? Çünkü mütareke imzalanmış yaklaşık iki ay olmuş. Bütün cephelerdeki Osmanlı askerleri ve kıtaları teslim olmuş, silah bırakmış. Ama Medine'de Fahrettin Paşa ve askerleri hala savunmaya devam ediyorlardı. Diyordu ki asker nereye kadar direneceğiz? Yardım da yok. Üstelik de padişah efendimizden de bir ferman gelmiş teslim edilmesi için biz neden hala direniyoruz şeklinde artık rahatsızlıklar da baş göstermişti. Ve çıkar yol kalmamıştı. 10 Ocak 1919 tarihi bir gün Fahrettin Paşa o gün teslim oldu. Vekaletini Necip Bey adında bir subaya bırakarak e, teslim şartnamesini imzaladı. Ancak Medine'den gitmeye niyetli değildi kendisini. Harem-i Şerife götürmelerini istedi. Oraya götürdüler ve Ravza-i Mutahhara'nın yanında bir medreseye serdirdiği bir yatağa girdi ve buradan asla çıkmayacağını söyledi. Bu arada Şerif Hüseyin'in oğlu Abdullah Necip Bey'e komutan Necip Bey'e Fahrettin Paşa'nın yakalanıp Haşimi çadırına getirilmesini istiyordu. Necip Bey ise diyordu ki Harem-i Şerif'te ne yapalım? Nasıl getirelim? ...ya e orada bir cinayet mi işleyelim... ...dediğinde... ...Şerif Abdullah... ...hayır biz cinayet işlenmesini istemiyoruz ama... ...mütareke şartlarına da uyulmasını istiyoruz diyordu... ...Necip Bey... ...ne yapalım Mescidi Şerif'i havaya mı uçuralım... ...dediğinde ise... ...ne olmuş yani... ...daha önce de Mescidi Şerif iki kere yanmıştı... ...ve tekrar yapılmıştı... ...Şerif Abdullah... ...gerektiğinde Mescidi Şerife'yi havaya uçuracaklarını... ...ima ediyordu... ...ve nihayet... Necip Bey ve birkaç asker Fahrettin Paşa'yı e, Mescid-i Şerif'ten alarak Haşim'i çadırına götürüp İngilizlere ve isyancı Araplara teslim ettiler. Fahrettin Paşa buradan Mısır'a, Mısır'dan da Malta'ya sürgüne gönderildi ve iki yıldan uzun bir sürede Malta'da sürgünde kaldı. Ve biz geri şimdi Medine'ye tekrar döndüğümüzde ise aradan üç gün sonra 13 Ocak günü, Medine'de bir devir teslim töreni yapıldı. Şerif Abdullah askerleriyle Medine'ye girdi ve Osmanlılardan Medine'yi devraldı. Medine Kalesi'nin surlarından ve Mescidi Şerif'in duvarlarından ay yıldızlı Türk bayrağı indirildi, yerine kırmızı, siyah, beyaz ve yeşil renkli Haşimi sancakları çekildi. O gün Medine'nin düştüğü gündü. O gün Osmanlı'nın son kıtalarının teslim olduğu bir gündü. Belli bir süre sonra da Türk askerlerinin tahliye işlemleri başladı. En son 26 Şubat'ta son kıtalarda Medine'yi terk ediyordu. Kimi kolsuz, kimi bacaksız kimi başı sarılı Türk askerleri son defa Mescid-i Şerif'i ziyaret ediyorlar. Ellerini yüzlerini sürüyorlar ve gözyaşları içerisinde Medine'yi terk ediyorlardı. 28 Şubat'ta da Yenbu limanından gemilere doldurulan Türk askerleri memleketlerine doğru uğurlanırken limanda gene Haşimilerin bayrakları dalgalanıyor. Ancak biraz uzaktaki Askeri binalarda ve telsiz istasyonlarında ise İngiliz ve Fransız bayrakları dalgalanıyordu. O gün Osmanlı, Ortadoğu ve Arabistan coğrafyasından çekiliyordu ancak bu coğrafya bir İngiliz ve Fransız sömürgesi haline geliyordu. Bu bayraklar bunun işaretiydi. Şerif Hüseyin isyanı Osmanlı'nın kendi vatandaşlarının kendi devletine karşı gerçekleştirdiği bir isyan olarak tarihe geçti. Ama sonrasında da bütün Orta Doğu'yu da içine alan geniş bir coğrafyada belirsizliğe doğru sürüklenmenin ilk adımı oldu. Ve aradan 100 yıldan fazla bir zaman geçti. Orta Doğu ve Arap coğrafyası hiçbir zaman huzur bulmadı. Bugün Suriye'nin, Irak'ın, Yemen'in hepsinin durumunu ibretle izliyoruz. Rivayet edilir Şerif Hüseyin bu isyandan çok pişman olmuştur. Yıllar sonra kendisi de bunu açıkça itiraf etmiştir. Ama iş işten geçmiştir. Çünkü İngiliz siyaseti İngilizlerin girdiği hiçbir yerde huzur bırakmamıştır. İngiliz devlet adamı Lord Palmerston 1848'de avam kamerasında yaptığı bir konuşmada aynen şöyle demişti. İngiltere'nin ebedi ve ezeli düşmanları ve dostları yoktur. İngiltere'nin çıkarları vardır. Bizim görevimiz bu İngiltere'nin çıkarlarını izlemek ve korumaktır demişti. Dolayısıyla o günün şartlarında başta Ajan Lawrence olmak üzere Şerif Hüseyin'i kışkırtan, Şerif Hüseyin'e Arap Krallığı vaat eden, Şerif Hüseyin'e İslam dünyasının halifeliğini vaat İngilizler kısa bir süre sonra onu yalnız bıraktılar ve Şerif Hüseyin en büyük hasmı olan İbni Suud'a yenildi ve Mekke'yi terk etmek zorunda kaldı. Kıbrıs'ta uzun yıllar sürgün hayatı yaşadı. İngilizlerin girdiği hiçbir yerde burası Afganistan olabilir, başka bir Afrika ülkesi olabilir, Irak gözümüzün önünde hiçbir yerde huzur olmamıştır ve olmayacaktır da tarih bunun için bilinmelidir. Özellikle gençlerimiz ve öğrencilerimiz tarihimizin bu ibretlik olaylarını iyi öğrenmeleri gerekir. Buralardan iyi ders almaları gerekir. Çünkü tarihini bilmeyenler, tarihten ders ve ibret alması, almayanlar geleceğini inşa edemez, geleceğine güvenle bakamaz. Başka bir ilginç konuda tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.